O merkezli yarım çember. OB uzunluğu 3 birim. BC uzunluğu eşit AD uzunluğu eşit 2 birim. CD uzunluğu eşit x. Yukarıdaki verilere göre x kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar öncelikle bir hatırlatma yapalım. Bir çember çizelim. Bu çemberde birbirine paralel iki de kiriş alalım. Bir AB kirişi, diğeri de CD kirişi olsun. Eğer kirişler birbirine paralel ise Buradaki AC yayının ölçüsü ile BD yayının ölçüsü birbirine eşittir. Yani paralel kirişler arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşit olmalıdır. Bunu şu şekilde görebiliriz. BC'yi çizersek buradaki B açısı ile C açısı köşesi çember üzerinde olduğundan çevre açı olacaktır. ABCD'ye paralel Z kuralından dolayısıyla buradaki açı ölçüleri eşit olacaktır. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Dolayısıyla alfa ise gördüğü yayların ölçüleri bunun 2 katı 2 alfa olmalıdır. Yani paralel iki kiriş arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşit oldu. Tersi de doğrudur. Eğer bu yaylar eşit olmuş olsaydı bu AB ile CD kirişi de birbirine paralel olacaktı. Şimdi soruda bunu görelim. AD uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine eşit olarak verilmiş arkadaşlar. Bunlar bu çemberin kirişleridir Kirişler eşit ise arkalarında kalan yayların ölçüleri eşittir. Dolayısıyla AD yayının ölçüsü BC yayının ölçüsüne eşit olacaktır. Eşit ise DC AB'ye paralel olmak zorundadır. DC AB'ye paralel. Dolayısıyla ABCD dörtgeni bir yamuk oldu. Şimdi yarıçap uzunluğunu kullanalım. 3 birim olarak verilmiş. Buradaki uzunluklar da yarıçapa eşittir. Dolayısıyla 3 birimdir. Soldaki DAO üçgeni ile sağdaki CBO üçgenlerinin kenarları aynı arkadaşlar. Dolayısıyla bu üçgenler eş üçgenlerdir. Üçgenler eş ise açıları da aynıdır. Soldaki ikizkenar üçgenin taban açılarına beta dersek, sağdaki ikizkenar üçgenin taban açılarının da ne olması gerekir? Beta olması gerekir. Buradan da ABCD yamuğunun taban açı ölçülerinin birbirine eşit olduğunu da bulmuş olduk bir yamuğun taban açı ölçüleri de birbirine eşit ise bu yamuk ikiz kenar yamuktur. Şimdi şeklin bir kısmını buraya alalım. AB bu çemberin çapı uzunluğu 6 birim. AD uzunluğunda kirişin uzunluğunun 2 birim olduğunu biliyoruz. DB'yi birleştirelim. D açısı köşesi çember üzerinde olduğundan çevre açıdır çapı gören çevre açının ölçüsü 90 derece olmalıydı. Dolayısıyla bu açı ölçüsü 90 derecedir. D'den AB'ye bir dikinelim arkadaşlar. Bu dikmenin ayağı H olsun. Dikten dikindiği için öklit bağıntısını kullanabiliriz. AD uzunluğunun karesi eşittir. AH uzunluğu çarpı hipotenüs uzunluğu. AD uzunluğunun karesi 4. AH uzunluğunu bilmiyoruz. Çap uzunluğumuz da 6 birimdi. Her tarafı 6'ya bölersek AH uzunluğu 6, 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 birim olarak bulunabilir. Şimdi ikiz kenar yamı buraya alalım. İkiz kenar yamuk olduğu için D noktasından ve C noktasından dikmeler indirirsek burada elde edeceğimiz dik üçgenler eş üçgenler oluyordu. AH uzunluğu 2 bölü 3 birim ise TB uzunluğunun da ne olması gerekir? 2 bölü 3 birim olması gerekir. Ortada da bir dikdörtgen oluştu arkadaşlar. DC uzunluğuna soru X demişti. Dolayısıyla HT uzunluğu da X birim olacaktır. AB'nin tamamı da 6 birimdi. Dolayısıyla 2 bölü 3 artı 2 bölü 3 artı X toplamı 6'ya eşit olmalıdır. 2 bölü 3 artı 2 bölü 3 4 bölü 3'tür. Eşitliğin sağ tarafına atıp 6'dan çıkaralım. İstenen x uzunluğu buradan 14 bölü 3 birim olarak bulunabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.